İzleyeceğiniz programda gerçek olaylara dair canlandırmalar vardır. İsimler ve mekanlar değiştirilmiş olabilir. Sharon Douglas her şeyi istiyordu. Aşk, cinsellik ve para. Bu kadın hemen her konuda tam anlamıyla bir açgözlüydü diyebiliriz. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Hem de her şeye. Gözünü zengin ve yakışıklı bir doktora diktiğinde, onun evli ve çocuklu olması önemli değildi. Sharon'ın pençelerini geçirmesi için yaratılmıştı. Evine şeytanı davet ettiği konusunda hiçbir fikri yoktu. Ama bir kez eve girdiğinde açtığı tahrip edici yol... Yapma baba! Kırık kalpler, yıkılmış hayaller ve ölü bedenlerle dolacaktı. Üvey annem sayısız hayatı mahvetti. O inanılmaz derecede kötü kalpli bir kadındı. Ağustos 1976, Rocky Ford, Colorado. 1976 yazında, 46 yaşında ve iki çocuk babası olan Dr. Perry Nelson ve eşi Marissa, yaşadıkları küçük Colorado kasabasında oldukça inançlı bir aile olarak biliniyordu. Perry Nelson bir göz doktoruydu. Cumartesi öğleden sonra kimlerini bikşen, pazar günü de giyinip kilisesine giden bir adamdı. Kravatım düzgün duruyor mu? Perry çok iyi bir Hristiyandı. Çok iyi bir karısı vardı. 7. gün Adventist kilisesine ve mutlak ahlaka inanıyorlardı. Periler o gece evlerinde çok özel iki konuğu ağırlıyorlardı. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, sizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sharon, neden söylüyorsunuz? Doktor Perry yeni vaizi ve karısını yemeğe davet etmişti. Cemaate hoş geldiniz demek için. Yeni bir kasabaya taşınmak sizin için heyecan verici olmadı. Papaz Thomas Ransier ve karısı Sharon, 2 ve 7 yaşlarındaki kızlarıyla birlikte Kuzey Carolina'dan kasabaya yeni taşınmıştı. Farklılıklar nerede bu gece? Evde bakıcıyla birlikteler. Perry ve Melissa'nın kızlarından 18 yaşında olan Tammy, İngilizce öğretmenliği yapmak üzere Japonya'ya taşınmıştı. Ama 12 yaşındaki Holly hala evde yaşıyordu. Küçük kasabamızı nasıl buldunuz? Mükemmel, çok sevdik. Harika bir kasaba. Çiftler birbirlerini tanırken, vaizin karısının hareketleri Nelson'ların kafasını karıştırmıştı. Burada eğlenmek için neler yaparsın? Çok flörtözdü ve kışkırtıcı bir giyim tarzı vardı. İşleriniz yolunda gidiyor olmalı, eviniz çok güzelmiş. Evet, işlerin fena değil. Evet, sanırım öyle. Bir şeyler oluyordu. O odada Perry ve Sharon arasında cinsel bir enerji vardı. Ne Melissa ne de Papaz Thomas, göz doktoruyla vaizin karısı arasında yaşananları sezinlemişti. Biraz daha alır mısınız? Umarım bunu yeniden tekrarlarız. Bunun için sabırsızlanıyorum. Birkaç hafta sonra Sharon Perry'i takip etmeye başladı. Böylece kaldıkları yerden devam edebileceklerdi. Doktor Perry. Sharon merhaba. Ofiste onunla çalışıp çalışamayacağını sordu. Doktor Perry Nelson'ın gururu okşanmıştı. İyi kalpli doktor ona resepsiyonist olarak yarı zamanlı çalışabileceğini söyledi. Bu harika olur. Teşekkür ederim. Harika. Rica ederim. Benim için zevk. Birkaç gün içinde Sharon taktiklerini yeni patronu üzerinde uygulamaya başladı. Doktordaki bir şey ilgisini çekiyordu ve hemen avının üzerine atıldı. İlginç bir biçimde bu, vaizin karısının başka birinin kocasını ilk ayartışı değildi. 12 yıl önce. Sharon Thomas'a hiç aşık olmamıştı ve yıllar içerisinde kocasını pek çok kez evli erkeklerle aldatmıştı. Çok dindar bir aileden geliyordu ve papazla evlendiğinde henüz 20 yaşındaydı. Plana uygun ilerledi. Planın içinde yer aldı. Planı kabul etti. Ama içinde kıpırdayan bir şeyler vardı. 25 yaşındayken ve iki çocuktan sonra Sharon bu korunaklı yaşam tarzından artık çok sıkılmıştı. Sharon artık kim olduğunu ve kim olmak istediğini biliyordu. Ve hiç kimse, özellikle de bir erkek, ona engel olamayacaktı.
kendini diğer erkeklere çekici gelen bir kadın olarak görmeye başladı ve kendini bu şekilde ortaya koydu. Sana neler olduğunu anlayamıyorum. Thomas, Sherry'nin ilişkilerini öğrendiğinde yıkılmıştır. Bunu bana nasıl yaparsın? Neden bahsettiğini bilmiyor. İnanamıyorum. Ancak dini inançları gereği Sherry'ne ikinci bir şans daha vermeye razı oldu. Tepkisi boşanma veya ayrılık değildi. Karısının cemaatleri içinde kendini utandırdığını ve küçük düşürdüğünü kimsenin bilmediği bir yere taşınmak ve orada birlikte yeni bir hayata başlamak şeklinde oldu. Ailenin Colorado'ya taşınmasının altında Sharon'ın sürekli aldatmaları yatıyordu ve Thomas karısını sert bir dille uyardı. Eğer buna devam edersen ve beni bir kez daha aldatırsan çocukları alırım, tamam mı? Beni duyuyor musun? Çocukları alırım dedim sana. Aralık 1976. 6 ay boyunca gizli ilişkilerini devam ettiren Sharon ve Perry, birlikte olabilmek için eşlerinden ayrıldıklarında herkes şoke oldu. Melissa, üzgünüm ama ben Sharon'a aşığım. Bunu nasıl yaparsın? Peki ya çocuklar ne olacak? Annem beni aradı ve bana olanları anlattı. Babamla çok yakındık, bu yüzden çok üzülmüştüm. Babam beni terk etmiş gibi hissettim. Bir önemi yok. Boşanma davası açıyorum. Perry'nin karısı küçük kızları Holly'yi alarak Kaliforniya'daki ailesinin yanına taşındı. Boşanmalarda en çok zararı elbette çocuklar görür. Nelson'ların çocukları için de durum buydu. Çünkü onlar evliliğin öyle ya da böyle bir ömür sürmesi gerektiğine inandıkları dindar bir gelenekten geliyorlardı. Bu onlar için önemliydi. Sharon'ın sadakatsizliği karşısında tehdidine sadık kalan kocası Thomas, kızlarının velayetini aldı ve Ohio'ya taşındı. Bu kadının babamla birlikte olmak için kızlarından nasıl ayrılabildiğini, onları nasıl bırakabildiğini anlayamıyordum. Bu bana çok anlamsız geliyordu. Eşlerinden kurtulan Sharon ve Perry birlikte yeni bir hayat kurmaya karar verdi. Bu birbirine çok bağlı bir cemaatti. Perry gibi akıllı ve eğitimli bir adamın onun tuzağına düşmesine inanamıyorlardı. O bir yuva yıkıcıydı. Birkaç ay sonra Sharon, Perry'nin çocuğuna hamileydi. Özel bir törenle hemen evlendiler. Ben davetli değildim. Babam için her şeyi yapardım. Eğer babam beni davet etmiş olsaydı giderdim. Ancak babam benimle pek konuşmuyordu. Sanırım utanıyordu. Kızlarını kaybetmiş olmasına rağmen Sharon doktorun karısı olarak yeni rolünün tadını çıkarıyordu. Kocasının muayenehanesini idare ediyor ve canı ne isterse satın alıyordu. Sharon Nelson çok açgözlü ve materyalist bir kadındı. Şık olmaya çalışıyordu. Kendisine öyle bir hava katmaya çalışıyordu. Perry onun istediği şeyleri almasına izin veriyordu. Kısa süre sonra Perry'e her zaman istediği bir oğul veren Sharon, aldıklarının karşılığını ödemiş oldu. Babamın yeni bir aile kurması tedirginlik vericiydi. Çünkü artık genç olmadığı halde çocuk sahibi olmuştu. Birkaç ay sonra Perry evde yeni bir çocuk daha olmasına hazırdı. Artık 14 yaşında olan Holly babasına yazdığı mektupta eve dönmek istediğini söylüyordu. Küçük kızları Holly, batı yakasında annesiyle birlikte yaşıyordu. Fakat babasını çok özlemişti ve bir değişiklik arayışındaydı. Perry bu habere çok sevinmişti. Fakat Holly'nin tıpkı kız kardeşi Tammy'nin yıllar önce yaptığı gibi bir yatılı okula yazılması konusunda ısrar ediyordu. Holly bunu kabul etti ve yeniden Colorado'ya taşındı. Ailem kilise okullarına gitmemizi istiyordu. Biz de bunu yaptık tabii. Pekala, daha önce hiç makyaj yaptın mı? Kendi kızlarından ayrı olan Sharon, Holly'yi kanatlarının altına aldı. Gidip Holly için bir şeyler alıyor, ona nasıl makyaj yapacağını gösteriyordu. Sanki iki arkadaş gibi birbirlerine bağlanmışlardı. Holly, Sharon'ın harika olduğunu düşünüyordu. Onu sevmeye başlamıştı. Tıpkı film yıldızlarına benzedi. Sharon'la iyi anlaşıyormuş gibi görünüyorlardı. Her şey için teşekkür ederim. Sharon, Holly'nin hayalini kurduğu mükemmel üvey anneydi. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Sharon'ın kötü üvey anne olduğunu bilmiyordu. Sharon gerçek yüzünü gösterdiğinde bir kişi onun bedelini çok ağır ödeyecekti.
Sharon'ın bir planı vardı ve bu plan ölümcüldü. Daha önce hiç makyaj yaptın mı? Birlikte geçirdikleri 6 ayın sonunda 15 yaşındaki Holly Nelson ve üvey annesi Sharon ayrılmaz bir ikili olmuştu. Sharon ona kural koymuyor, herhangi bir iş vermiyordu. Sadece en iyi arkadaş olmak istiyordu. Tıpkı film yıldızlarına benzedin. Umarım bir gün senin gibi görünebilirim. Sharon Holly'yi kendi tarafına çekmek, onu manipüle etmek istiyordu. 1978. Sana da vereyim. Bu benim en sevdiğim. Çok iyisin. Kocası ne zaman işe gitse Sharon, reşit olmayan üvey kızını içki içmeye teşvik ediyordu. Al bakalım. Üvey annemiz Holly'ye içki içmeyi öğretiyor, içki içmesine izin veriyordu. Bunun korkunç bir davranış olduğunu düşünüyordum. Holly yatılı okula başladı. Ama ilerleyen günlerde ne zaman eve gelse Sharon ona içki içirmeye devam etti. Harry'nin hiçbir şeyden haberi yoktu. Sakın babana söyleme. Söylemem. Yatılı okula. Sharon Holly'ye onu önemsediği izlenimini veriyordu. Artık suç ortağı olmuşlardı. Bu onların küçük sırrıydı. Ama bu gerçek değildi. Sharon'ın onu kontrol etmek için yaptığı şeylerden biriydi. İnsanları istediği gibi manipüle etmekten hoşlanıyordu. Çok kontrolcü bir insandı. Holly içki içtiğini babasından saklasa da bu sırrı Japonya'dan Washington'daki bir üniversiteye dönen ablası Tammy'ye söylemek için sabırsızlanıyordu. Sharon'la daha tanışmadın mı? Tanrım, o kadar iyi ki ona bayılacaksın. Okula götürmem için bana bir sürü içki aldı. Ne yaptı? Tammy üvey annesinin davranışından pek hoşlanmamıştı. Neden böyle davranıyorsun? Sharon kardeşimi kötü yönde etkiliyordu. Holly'yi yoldan çıkarmak için elinden ne geliyorsa yapıyordu. Sharon'ın bunun sorun olmadığını söylemesi umurumda değil. Sen daha çocuksun. Bir gün Holly Sharon'a okulda içki içtiğini söyledi. Başım biraz derde girdi. Babama söylemezsin değil mi? Endişelenme tatlım. Babana hiçbir şeyi söylemem. Sen harikasın. Ve annesi anlayışlı davranıyor gibi görünse de bu bir oyundu. Sharon panik olmaya başladı. Şöyle düşünüyordu. Tanrım, ona alkol verdim. Ve şimdi bu meseleyi lehime çevirmem gerekiyor. Merhaba tatlım, kimdi o? Okuldan aradılar. Sharon, kocası Perry'e Holly için endişelendiğini söyledi. Ne? Bu imkansız. Görünüşe göre Holly partilerde içki içiyor, başını belaya sokuyor. Ne? Hayır, hayır, bu mümkün değil. O hiç böyle bir çocuk olmadı. Sharon, üvey kızının bu kötü alışkanlığı konusunda oynadığı rolü söylemekten kaçınıyordu. Her şey yoluna girecek, onunla ben ilgilenirim, sen meşgulsün. Telefonu kaldırır, okulu arar ve şöyle der. Sanırım üvey kızım alkol kullanıyor. Onun için çok endişeleniyoruz. En saçma kısmı da buydu. Onu bu duruma Sharon sokmuştu ve durumun kontrolünü kendi eline almak istiyordu. Lütfen bir şey bulursanız bana haber verin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Okuldaki görevliler içkileri buldu. Ve bir daha olursa okuldan atılacağı konusunda Holly'yi uyardılar. Ayrıca Holly'ye kendisini ele veren kişinin üvey annesi olduğunu da söylediler. Holly bunu öğrendiğinde yıkılmıştı. İhanete uğradığını hissediyordu. Bir kadının böyle bir şey yapabilmesini hala anlayamıyorum. Ona tuzak kurmuş, sonra da tam anlamıyla onu sırtından bıçaklamıştı. Holly'yi adeta yıkmıştı. Başını derde sokmasını sağlamış ve babasından uzaklaştırmıştı. Böylece ipler kendi elinde olacaktı. Holly eve ziyarete gittiği zamanlarda kötü kalpli üvey annesinden uzak durmak konusunda kararlıydı. Bir yıl sonra. Bundan emin misiniz? Yani %100 emin misiniz? Holly son senesinde yeniden içki içerken yakalandı. Ve bu kez okul kızının uygunsuz davranışıyla ilgili doğrudan Perry'i aradı ve ona kızının kovulduğunu söyledi. Bu konuda bir şeyler yapmalısın Perry. Bütün bu olayları kesinlikle Sharon ayarlamıştı. Babamla kardeşim arasında
bir uçurum oluşmasını sağlamıştı. Cezasını çekmesi gerekiyor. Onu kemerle dövmelisin. Harry bu tavsiyeye uydu. Baba? Aklından ne geçiyordu? İçki, partiler. Okuldan kovuldun işte. Harry kızını kemerle döverken Sharon yüzünde sinsi bir ifadeyle orada dikilir ve bunun her anından keyif alırdı. Okuldaki olay Holly'yi çok üzmüştü. Ve kadının buna sinsice sevindiğini görmek kardeşim için yıkıcıydı. Eve dönüp üvey annesiyle yaşamak istemiyordu. Birlikte yaşamak üzere annesi Melissa'nın yanına koştu. Belli ki Sharon'ın başından beri istediği buydu. Bütün o manipülasyon ve hesaplar Holly'yi evden ayrılmasını sağlamak için yapılmıştı. Sharon'ın babamı ayartmış olması yeterince kötüydü zaten. Ama sonrasında Holly'ye o şekilde davrandığını görmek, bir üvey annenin bu denli acımasız olması benim için akıl almaz bir durumdu diyebilirim. Holly babasını hayal kırıklığına uğrattığı için kendini kötü hissediyordu ve mektup yazarak ondan özür dilemeye çalıştı. Ancak Sharon mektupların Perry'e ulaşmasına engel oldu. Sharon Holly'ye gönderdiği bir mektupta şöyle diyordu. Holly bak, baban seninle ilgili bir şey duymak istemiyor. Seni tamamen sildi. İşleri bu hale sen getirdin. Bizi rahat bırak. Kalbi kırılan ve üvey annesinden korkan Holly babasıyla olan bağlarını kopardı. 1980. Harry ve Sharon'ın bir çocukları daha oldu. Bu seferki Brandy adını verdikleri bir kızdı. Kendi çocuklarına ayrıcalıklı davranıyordu. Babamın kendi çocukları olması ve onlarla zaman geçirmesi veya onlar için para harcaması fikrinden hoşlanmıyordu. Besleyecek bir boğaz daha olduğundan kocasına bazı değişiklikler yapmanın zamanı geldiğini söyledi. O kızlar seni soyup soğana çevirecek. Bizim çocuklarımıza yetecek para kalmayacak. Onlara artık para göndermemelisin. Doktor Nelson'ı kızlarının eğitimi için para vermekten vazgeçmesi konusunda ikna etti. Böylece parayı kendisi kullanacaktı. Hemi yetişkin bir kadın. Kendi eğitimini karşılayabilir. Artık bitti demelisin. Pekala. Karısının ne denli manipülatif olduğunu görmemesi bizi şaşırtabilir. Bence kesinlikle haklısın. Beni ne zaman arasalar hep bir şeyler istiyorlar. Ancak Dr. Perry Nelson pek çok açıdan kör olmuştu. Aşkı gözlerini kör etmişti. Çok öfkelenen Perry eski karısına çocukların eğitimi için artık para vermeyeceğini söyleyen ve onları paragöz olmakla suçlayan zehir zemberek bir mektup yazdı. O mektup gerçekten korkunçtu. Bizleri paragöz insanlar olmakla suçluyordu. Ve mektubu eski eşin ve eski babanız olarak imzalamıştı. Kızlar yıkılmıştı. Babalarının bu denli zalim olmasına inanamıyorlardı. O kadının bunu yaptıracak kadar babamı manipüle edebilmiş olması sadece çok üzücüydü. Bu mektubun ardından Tammy ve Holly babalarıyla çok nadir konuşmaya başladılar. Ve kızlarını sap dışı bırakan Sharon, Perry'nin ve tüm parasının kontrolünü tek başına ele geçirdi. Ama bu yeterli değildi. Önüne kim çıkarsa çıksın, istediklerini bir şekilde elde etmeliydi. Keşke sürekli birlikte olabilsek. Sharon'ın Perry için planları vardı ve bunlar pek hoş değildi. O kızlar seni soyup soğana çevirecek. 4 yılın sonunda üvey anne Sharon Nelson, kocası Perry'i kendi çocuklarından uzaklaştırmayı nihayet başarmıştı. Bence Sharon başka hiç kimseyi umursamıyordu. Sadece istediği şeyleri elde etmek amacındaydı ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaktı. Sharon işleri daha da ileri götürmeye hazırdı. 1981. Ailenin bütçesi Sharon'ın kontrolüne geçtiğinden beri hayat Doktor Perry Nelson için giderek daha pahalı oluyordu. Sharon'dan olan 2 çocuğuna bakıyor,
İşiyle ilgili giderleri ve Sharon'ın aşırı harcamalarını karşılıyordu. Ama Sharon hep daha fazlasını istiyordu. Sanırım babam onu mutlu edebilmek için elinden geleni yapıyor ama bu yeterli olmuyordu. Daha büyük bir ev yapmaları konusunda da oldukça ısrarcı davranıyordu. Harry karısının arzusuna boyun eğdi ve Rockyport'tan 160 kilometre uzaklıkta Weston adındaki küçük bir kasabada 100 dönümlük arazi üzerinde büyük bir ev yaptırdı. Bu evi hemen bir tepenin üzerine inşa ettiler. Ev çok güzeldi. Kuzeydeki İspanyol tepelerini görebiliyordunuz. Hayalleri gerçek olmuştu. Hayallerinin evine sahip olmasına rağmen Sharon tatmin olmuyordu. Tamam, yardım etmek için ne gerekiyorsa yaparım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sharon, tanrım, başka bir palto daha mı? Sharon şaka mı yapıyor? Sharon yaptığı lüks harcamalarla Perry'nin bütün finansal varlığını sömürüyordu. Mücevherler, kürkler, elbiseler, manikürler, saç, makyaj, her şey Sharon'la alakalı. Bunu karşılayabiliriz. Dünyanın parasını kazanıyorsun. Harry Sharon'dan harcamalarını kısmasını istediğinde çift arasında gerilim tırmanmaya başladı. Resmen kanımı emiyorsun Sharon. Bu doğru değil. Daha çok çalışmalısın. Giderek büyüyen finansal sorunlar bile Perry'nin gerçekleri görmesini sağlamıyordu. Pekala, özür dilerim. Sadece biraz stresliydim. Sharon'ı terk etmeyecekti. Ona bağlanmıştı. Ailesini, esas ailesini onun için terk etmiş ve onunla yeni bir aile kurmuştu. Bir şekilde bu evliliğin sürmesini sağlayacak. Tamam, bu sorunu halletmeye çalışacağım ama lütfen sen de biraz dikkatli harca, olur mu? Halledeceğim. Aile bütçesinin giderek azalması Sharon'ın ilişkiye olan sadakatini yeniden gözden geçirmesine yol açtı. Sharon köşeye sıkışmış hissediyordu. Para bittiğinde bile daha çok para istiyordu. Dünya onun etrafında dönüyordu. Diğer herkes ikincil önemdeydi. 1981 kışı. 1981 kışında Perry'nin kızı Holly evleniyordu. Araları açık olduğu halde babasını düğününe davet etti. Baba, sorun nedir? Çok üzgün görünüyordu. Bunun Sharon'la ilişkisi yüzünden olduğunu biliyordum. Buna rağmen para harcamaya devam ediyor ve ben ne yapacağımızı bilmiyorum. Korkarım işimi kaybedeceğim ve muayenehaneyi kapatmak zorunda kalacağım. Babam için endişelenmiştim. Çünkü hayatını mahvettiğinin farkındaydı. Ve bundan nasıl kurtulacağını da bilemiyordu. Sharon hayatını her anlamda mahvetmişti. Onu bu denli üzgün görmek gerçekten çok kötüydü. Çünkü yıkılmış gibiydi. Baba, ondan ayrılmalısın. Sana bunu yıllardır söylüyorum. O sana göre değil. Bunu yapabileceğime emin değilim. Bilmiyorum. 1982. Herhangi bir şeye ihtiyacın olursa seve seve yardımcı olurum. Sorman yeterli. Teşekkür ederim. Al bakalım. Harikasın dostum. 5 yıllık evliliğinin ardından Sharon giderek huzursuzlanıyordu. Aldatma dürtüsü yeniden kendini hissettiriyordu. Tatlım, senin yeni komşumuzla tanıştırayım. Bu Gary. Merhaba. Çapkın bakışları birkaç alet ödünç almak için Nelson'ların evine gelen Gary Adams adında bir adamla birlikte yeni bir hedef bulmuştu. Gary Adams kendi işini yapıyordu. İnşaat işindeydi. 38 yaşındaki Adams, karısı ve 2 çocuğuyla birlikte yakınlarda bir karavanda yaşıyordu. Babam Gary Adams'la arkadaş olmuş. Hatta ona birkaç iş bile vermişti. Gayet nazik davranmıştı. Hemen o anda Sharon ve Gary arasında bir elektriklenme oldu. Haber vermen yeterli. Gary heyecan vericiydi. Biraz haşin bir hali vardı. Sharon'a çekici gelmişti. Ve Sharon da Gary'ye. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Gary de bir şey gördü ve bu adamı kolaylıkla manipüle edebilirim diye düşündü. Sharon'ın kafası hep böyle çalışıyordu. Yaptıkları anlaşmaya göre Gary, Doktor Nelson'ı öldürecek, Sharon sigortayı alacak ve ona $50,000 verecekti. Ben de seni seviyorum. Şuna inanıyordu. İkisi birlikte kocasını öldürdükten sonra
Gary ona gelecek, onunla yaşayacak ve karısını bırakacaktı. Bu benimle ilgili değil, bu bizimle ilgili. 22 Temmuz 1983. Plan şuydu. Sharon kocasının Denver'daki bir kongreye katılacağını biliyordu. Yola çıkmadan Gary av lisansı almak için onunla gelip gelemeyeceğini sordu. İyi bir insan olan Dr. Perry Nelson elbette seni oraya götürürüm dedi. İkisi birlikte Golden, Colorado'daki Clear Creek Kanyonu'ndan geçerek gidecekleri 4 saatlik Denver yolculuğuna çıktılar. Gary şöyle dedi, kenara çeker misin, tuvalete gitmeliyim. Harika, teşekkür ederim Perry. Geri döndükten birkaç dakika sonra Perry'e cüzdanını kaybettiğini söyledi. Sanırım şurada düşürdüm. Bulmam için bana yardım eder misin? Evet, evet, elbette. Teşekkür ederim. Sırtını döner dönmez geri arkadan yaklaştı ve eline büyükçe bir taş aldı ve Perry'nin kafasına geçirdi. Geri daha sonra bilincini kaybeden 50 yaşındaki adamı nehre yuvarladı. İşin kalanını soğuk sular halledecekti. İzlerini kapatmak için doktorun arabasından da kurtuldu. Geri bir kaza gibi görünmesi için arabayı nehre yuvarladı. Sonra en yakın benzin istasyonuna kadar yürüdü ve bir arkadaşını arayarak gelip onu oradan almasını istedi. Sonraki sabah Gary Sharon'a bu hain planının sonraki aşamasıyla devam edeceklerini söyledi. Bitti mi? Hallettim. Sharon kocasıyla ilgili kayıp kişi ihbarında bulundu ve beklemeye başladı. Birkaç gün sonra Golden, Colorado polisi Sharon'ı arayarak kötü haberi verdi. Alo? Evet. Aman tanrım, ne olmuş? Bir araba enkazı bulundu. Dedektifler araştırıyor. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Sharon üvey kızlarını arayıp onlara haber verdi. Alo. Kayıp da ne demek? Arabasını bulmuşlar. Ama henüz babandan bir iz yok. Düşündüğüm ilk şey Sharon'ın bununla ilgisi olduğuydu. Ya doğrudan ya da dolaylı olarak. Onun hayatını mahvetmişti. Babam belki de bu yüzden ortadan kaybolmaya karar vermişti. Bir şey öğrenirsen bize haber ver. Tamam, görüşürüz. Gary ve Sharon gizli aşk ilişkilerine devam etti. Ama planlarında ufak bir pürüz vardı. Ceset olmadan sigorta şirketi Perry'nin yaşam sigorta poliçesini ödemeyi reddediyordu. Sharon bu durumu telafi etmek için hızlı bir çözüm buldu. Perry'nin muayenehanesini satışa çıkaracaktı. Aylarca hiçbir şey bulunamadı ve Perry'nin kızları en kötüsünden korkuyordu. Babamın ölmüş olabileceği fikri beni çok korkutuyordu. Ama ondan daha da kötüsü haber alamıyor olmaktı. Eğer hayattaysa kesinlikle beni düşünüyordur diye avunuyordum. 12 Ağustos 1984. Perry'nin ortadan kaybolmasından bir yıl sonra bir raftingçi Clear Creek Kanyonu'nda tüyler ürpertici bir şey buldu. Bu bir cesetti. Korkunç şekilde çürümüş bir ceset. Ve Perry'e aitti. Adam hemen polisi aradı. Kesin ölüm nedenini saptayamadılar. Cinayete dair bir kanıt yoktu. Kafatasında darbe izi vardı. Ama bunun nasıl olduğunu bilmiyorlardı. Bu nedenle olay kazara ölüm olarak kabul edildi. Perry'nin cesedinin bulunması kızlar için hem kötü hem de iyi bir haberdi. Ne düşüneceğimi gerçekten bilmiyordum. Bunun şüpheli olduğunu biliyordum. Ve bir şeyler kesinlikle doğru görünmüyordu. Ne zaman bunu düşünsem bana hep tuhaf geliyordu. Sürekli olarak Sharon'ın bu işte parmağı olduğunu düşünüyordum.
Harry artık resmi olarak ölü ilan edildiği için sigorta şirketi Sharon'a 400 bin dolar ödedi. Konuştukları gibi Sharon 50 bin dolarını geriye verdi. Şimdi ondan karısını terk etmesini bekliyordu. Ve geri bunu yapmayı reddediyordu. Çocuklarımı kaybetmek istemiyorum. Ne? Biliyorsun onlara karşı sorumluluklarım var. Karısından hiç boşanmadı ve işler hiçbir zaman Sharon'ın olmasını istediği şekilde gitmedi. Tanrı aşkına onlar benim çocuklarım. Sen beni sevmiyorsun. Bu doğru değil. Git buradan git. Sharon'ın istediği şeyi almamaya tahammülü yoktu. İlişkilerini bir süre askıya aldı. Sonra o anda şansını başka yerlerde denemeye, başka birilerini bulmaya karar verdi. Arkadaş bulma şirketlerine gitmeye ve oyunu için yeni bir piyon aramaya başladı. 1987 baharı. Sharon, ben Glenn. Nasılsın? Bir adam özellikle dikkatini çekmişti. 43 yaşında bir itfaiyeci olan Glenn Harrelson, 4 saat kuzeyde bulunan Thornton, Colorado'da yaşıyordu. Glenn yeni boşanmıştı ve çocukları büyüktü. Evden ayrılmışlardı. Ve yeni bir aşk, yeni bir partner, sonu evlilikle bitecek bir ilişki arayışındaydı. O kocaman evde tek başına yapayalnız oturuyorsun demek. Uğraşacak üvey çocukları olmayacağını bilmek Glenn'i onun için daha çekici kılıyordu. Ancak Sharon'ın Glenn'in potansiyelinin tam olarak farkına varması ilk buluşmalarından sonra olacaktı. Glenn mükemmel bir hedefti. Hayat sigortası, borçları ödenmiş bir evi ve kendine bekleyen bir emekli maaşı vardı. Emekli olacağım ve dünyayı keşfedeceğim. Harika bir Sharon, plan. Ondaki potansiyeli gördü. Bir altın madeni bulmuştu. Yalanlarını ve çekiciliğini kullanan Sharon için emektar itfaiyeciyi tuzağa düşürmek pek de zor olmayacaktı. Neler oldu? Korkunç bir trafik kazasında öldü. Aman tanrım, çok üzüldüm. Sharon bir manipülasyon uzmanıydı. Cinselliği bir silah olarak kullanıyordu. Bastırılmış erkeklerin peşinden gidiyordu. Çünkü önlerine seksi bir kadın çıktığında dayanamayacaklarını iyi biliyordu. 2 Temmuz 1988. 6 ay uzak mesafeden yürüttükleri ilişkinin ardından Sharon ve Glenn soluğu nikah masasında aldı. Harry'nin kızları bu habere pek sevinmemişti. Sharon'ın bu kadar çabuk yeniden evlendiğini öğrendiğimde hayatına bu kadar kolay devam edebilmesine gerçekten çok şaşırmıştım. Sanki babam onun için hiç var olmamıştı. Yeni evliler ilk etapta Glenn emekli oluncaya kadar farklı kasabalarda bulunan kendi evlerinde kalmaya karar verdi. Birbirlerini mümkün olduğunca sık ziyaret etseler de Sharon tek başına kaldığında aklına ilk gelen kişi kocası Glenn değil, eski aşığı Gary oluyordu. Gary'yi sevmişti ve sanırım asıl istediği oydu. Sharon ilişkiyi yeniden alevlendirdi ve Gary'ye sonsuza kadar sahip olmak için bir yol buldu. Sharon Gary'ye gitti ve şöyle dedi. Bak, yeniden biraz para kazanmak ister misin? Yeni bir hedef var. Yeni bir kocam var. Hadi onu öldürelim. Glenn'in iyi bir emekli maaşı var. Eğer ondan kurtulursak, maaşı bize kalabilir. Bunu yapabilirim. Eskisi gibi plan yapmaya başladılar. Onlar bu entrika ve oyunlardan zevk alan suç ortaklarıydı. Nihai plan Sharon'ın üçüncü kocasını da öldürmekti. Onlar şeytani bir çiftti. 19 Kasım 1988 Thornton, Colorado. Glenn işteyken Gary itfaiyecinin evine girdi. Gary Sharon'dan evin anahtarını almıştı ve Sharon ona Glenn'in hangi saatler arasında çalıştığını söylemişti. Ve karanlıkta Glenn'in eve dönmesini bekliyordu. Gary o gece için yanına iki silah almıştı. Bir tabanca ve bir boru. Bu kez daha sert ve daha acımasızdı. Glenn'in gözlerinin içine bakacaktı. Buna karar vermişti. Saat 9 civarı Glenn eve geldi. İçeride kendisini bir kabusun beklediğinden haberi bile yoktu.
Sharon Nelson'ın ikinci kocasını öldürdükten 5 yıl sonra aşığı Gary Adams aynı şeytanlığı yeniden yapmaya hazırlanıyordu. Gary, Glenn'i öldürmeyi kabul etmişti. Çünkü Sharon ona sigorta parasının bir kısmını verecekti. Glenn Harrelson ön kapıdan içeri girer girmez Gary'i saldırdı. Gary, elindeki metal boruyla Glenn'in kafasına vurdu. Gary onu boruyla yere yıktı ve onu döndürüp yüzüne 2 el ateş etti. Glenn'i öldüren Gary cinayet kanıtlarını yok etmeye çalışıyordu. Gary, Sharon'a bir cesetten kurtulmanın 2 yolu olduğunu söylemişti. Yollardan biri su, diğeri ateşti. Doktor Nelson'ı öldürdüğünde sudan yararlanmıştı. Bu kez garajdan bulduğu gaz yağıyla çıkardığı ateşi kullanacaktı. Birkaç saat sonra rutin devriye görevindeki bir polis memuru Glenn'in evinden dumanlar yükseldiğini gördü. Ve itfaiyeye haber verdi. Yangın söndürüldükten sonra dedektifler bunun bir kaza olmadığını hemen anladı. Bize söylendiğine göre yerde sıvı izleri vardı ve bu da yangın çıkarmak için bir şeyler kullanıldığının kanıtıydı. Bunun bir kundaklama olduğunu biliyorduk. Dakikalar sonra dedektifler daha karanlık bir suçun kanıtını buldu. Küçük kalibreli bir silaha ait mermi kovanları buldular ve cesedi gördüler. Cesedi teşhis etmek pek kolay değildi. Çok kötü kararmış ve yanmıştı. Ama cesedin Glenn'e ait olduğu düşünülüyordu. Adli tabip cesedin Glenn'e ait olduğunu doğruladı. 21 kalibrelik tabancayla kafasına 2 el ateş edilmesi neticesinde ölmüştü. Bana Glenn Harrelson'ın Sharon Nelson'la evli olduğu ve henüz yeni evlendikleri söylendi. Dedektifler acı haberi vermek için Sharon'ın evine geldi. Cinayet masasından geliyoruz. Hiç tepki vermedi. Üzülmüyor, ağlamıyordu. Glenn'in çocuklarından hiç bahsetmedi. Glenn veya ailesiyle ilgili çok az şey söyledi. Bu bana tuhaf gelmişti. Bize dün nerede olduğunuzu söyler misiniz? Arkadaşlarımın evindeydim. Birlikte yemek yedik. 4:30 ile 7:30 arası. Söylediği şeyler çalışılmış gibiydi. Şuradaydım, şu kişiyleydim, şu saatte eve döndüm. Kapıyı açtığı anda muhtemelen bunların hepsini zihninde hazırlamıştı. Yarın şefin bürosuna uğrayabilir misiniz? Birkaç soru soracağız. Tabii, sorun değil. Sharon'dan şüphelenen dedektifler geçmişini araştırdı ve eski kocası Perry Nelson'ın da gizemli bir şekilde öldüğünü keşfetti. Dedektiflerin aklından bazı şeyler geçmeye başladı. Neler oluyordu? Bu kadın neyin peşindeydi? Ve kuvvetle muhtemel bu olayla ilgisi vardı. Ertesi gün. Sharon, eski eşinizin de şüpheli bir şekilde öldüğünü öğrendik. Bize bundan bahseder misiniz? Onun bu olayla hiçbir ilgisi yok. O bir doktordu. Cevapları çok muğlaktı. Konuşmaya başlıyor, bir soruyu cevaplarken konunun dışına çıkıyordu. Bir şeylerin eksik olduğunu biliyorduk. Bence her şeyi anlatmanız sizin için daha iyi. Anlatıp rahat. Dedektiflerin deneyimlerini küçümsemişti. Ve söylediği yalanlar başını belaya soktu. Ne kadar çok konuşursa kelimeleri onu o kadar dibe batırıyordu. Çıkmaza girmişti. O noktada çözüldü. Bir anda ağlamaya, hıçkırmaya başladı ve bir yalanı yaşamaktan artık çok yorulduğunu söyledi. Bunu daha fazla yapamayacağım. Size her şeyi anlatacağım. Şimdi ne yapacaktı? Hasarı tamir etmesi gerekiyordu. Yakalandığını biliyordu. Sharon suçu üstlenmeyi reddediyordu. Gary Adams'a ilişki yaşadığını itiraf ederek işe başladı. Gary ile ben uzun yıllardır sevgiliyiz ve Glenn'i o öldürdü. Suçu Gary'ye atmaya çalışıyordu. Onları sözleriyle kandırabileceğini sanıyordu. Çünkü hayatı boyunca birilerini hep bu şekilde kandırmayı başarmıştı.
Gary'nin Perry'i ona olan aşkı yüzünden öldürdüğünü. Çünkü Sharon'a tek başına sahip olmak istediğini, bir başka adamın ona sahip olması fikrine dayanamadığını söyledi. Takıntılı biriydi. Demek öyle. Perry'nin hayat sigortasından ne kadar para aldınız? Dedektifler onu sigorta parasıyla ilgili sıkıştırınca Sharon şok edici bir itirafta bulundu. Perry'i öldürmesi için ona $50,000 verdim. Çok kötü ve çok entrikacı biriydi. Doktor Nelson'ı kendi kişisel kazanımlar için kullanmıştı. Glenn'de de aynı şeyi yaptı. Sahip olduğu her şeye el koymak için bir potansiyel görmüştü onu. Sanırım şu ana kadar karşılaştığım en kötü sosyopatlardan biriydi. Sharon Nelson tutuklandı ve iki cinayetten de suçlu bulundu. Sharon'ın ifadesi üzerine Gary Adams da tutuklandı. Sharon'ın itiraf ettiği gerçekler Perry'nin ailesinde bir şok dalgası yarattı. Bu korkunç bir haberdi. Öğrendiğim anda donup kalmıştım. Bunca zaman şüphelendiğimiz şey doğruydu. Hepsi doğruydu. 1989 yılında Sharon Nelson birinci derece iki cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir yıl sonra geri suçunu itiraf etti ve suçlu bulundu. O da ömür boyu hapis cezası aldı. Sharon'ın aldığı hapis cezası üvey çocuklarına verdiği zarar karşısında sadece küçük bir teselliydi. İtiraf etmeliyim ki bir tür rahatlama hissi yaşadım. Ama çok fazla değil. Çünkü bu babamı geri getirmeyecekti. Babamı artık hiçbir şey geri getiremezdi. Tüm o çocuklar, onların eşleri ve çocukları, babalarını, büyük babalarını veya amcalarını tanıyamayacak. Hepsi Sharon'ın açgözlülüğü yüzünden. Sharon her anlamda korkunç bir insandı. Bir üvey anne babanızı öldürmekten daha korkunç ne yapabilirdi ki? Sharon Nelson 2029 yılında şartlı tahliye hakkı kazanacak. Gary Adams 2030 yılında şartlı tahliye hakkı kazanacak. Perry'nin kızları babalarının sigorta şirketinden $200,000 aldılar. Perry'nin kızları Sharon ve Perry'nin çocuklarını büyüttüler.